Ceplerimi çok doldurmuşum, pantolonum düşüyor. Bir an önce şu elimdeki çöpe atıp geri döneceğim. Quando la disperazione e lo sconforto. Allora, sevgili dostlar, bugün ayın 15'i, seçimleri takip eden gün. Görünüşe bakılırsa ayın 20'si, 21'inde yeniden Milano'ya oy vermeye gidiyoruz gidişle. İşin komiği, tam 20'si ve 21'ine sanırım son 2 senedir falan katılmak istediğim bir grup terapi etkinliği vardı. Seçimlerin ikinci turunun o tarihlerde yapılacağı daha henüz açıklanmadan bana bu etkinliğin o tarihlerde yapılacağını söylemişlerdi. Bu sefer dedim ki hiçbir planım yok, kesin geliyorum. Harika bir şey. Ve bu o kadar talihsiz olduk, dediğim gibi 2-3 senedir güya katılacağım buna. Sürekli takibindeydim. İlk iki sefer ben iptal etmek zorunda kaldım. Yine başka bir şeyler çıktı. Bir gün işten çıkamadım. Çünkü normalde cumartesi, pazar iki günlük bir etkinlik. Sabahtan akşama kadar sürmesi gerekiyor. Ben tabii ki sabahtan çalışıyordum ama fikir şeydi. Pazar günü izinli olacağım bir gündür. Cumartesi mümkün olduğunca hızlı işleri bitirip çıkıp öğlen oraya gidip bütün pazarı da orada harcamak. Cumartesi o kadar çıkamadım ki akşam 5'te falan ayrıldım oradan. Dedik ki herhalde pazar tek başına gelmenin bir anlamı olmayacak. Üçüncüsünde tam geliyordum. Sonra onlar tarihleri değiştirdiler. Bu sefer dördüncü denememiz olacaktı. Ve geçtiğimiz hafta bana işte yazdılar, katılıyor musun, numaraları, sayıları belirlemek istiyoruz diye. Dedim ki bir de böyle bir durum var, açıklaması biraz zor ama ve bugün son olarak bir şey söylemem gerekecek ve yeniden insanlara gelemiyorum demek artık sanki şey gibi, hani istemiyorum ama sürekli bahane buluyormuşum gibi oldu. Neyse, öyle bakalım bir sonraki oy turu birazcık daha geziye dönüşecek galiba. Geçen seferki gibi tek günlük bir git gel yapmak yerine konforumuzu düşünerek cumartesi ben işten çıktığım zaman Milano'ya gidip gece kalıp hatta hani öğleden sonra oy vermeye çalışıp eğer yetiştiremezsek pazar sabahı oraya geri dönmeye çalışmak istiyoruz. Pazar günü öyle gecenin bir saatinde geri dönmek bir daha yapmasam iyi olurdu. Geçtiğimiz hafta çok çok zordu çünkü. Bugün sanırım dolapları doldurmak dışında yapacağımız çok ekstrem bir iş olmayacak artık. Yine bir festa sonrası. Umarım rahatlayacak diye düşünüyorum işler. Bu hafta hava da kötü. Mis. Takılırız artık. Bu arada elektronik kapı. Hava kötü dediğime bakmayın. İtalyan standartlarında kötü sadece. O kadar da kötü değil. Çok da güzel hatta. Mis gibi serin serin. Yağmur arada yağıyor sadece. Dün bayağı yağdı. Dün o kadar evden çıkmadık ki zaten. Yani gerek de yoktu. Keyif keyif oturduk ve o sırada yağmur yağmaya devam etti. Çok mutluydum. Bu arkadaşlar cannoli di sfoglia. Yani milföy hamurundan yaptığımız küçük bacacıklar. Kremayla dolduruyoruz. Bunları geçen hafta ben hazırladım. Nasıl? Bence güzeller. Birazcık fazla pişirdik sadece ama şu an ışıktan da çok koyu görünüyor. Aslında o kadar da kötü değiller. Neyse, bugün de böyle başlıyoruz. Bakalım gidip üzerimi değiştirmeme gerek bile yok. Bugün hazır geldim üşenip ama üzerimdeki tüyleri almam lazım. Gidiyorum şimdi.